Bu videoda en sık rastlanan eğrilerden biri olan paraboller hakkında konuşacağız. Parabol kelimesi biraz süslü bir kelime ama bunun aslında oldukça basit bir şeyi tanımladığını göreceğiz. Parabol isminin nereden geldiğine dair pek çok farklı açıklama gördüm. Parabol kelimesinin kökü Yunanca para kelimesinden geliyor. Bu kelime etrafında, ötesinde, ilerisinde, yanında anlamına geliyor. Parabol kelimesinin bol kısmı ise balistik kelimesiyle aynı köke dayanıyor ve atmak fiilinden türemiş. Dolayısıyla parabol kelimesini yana veya öteye atış şeklinde yorumlayabilirsiniz. Peki bunun bu tarz eğrilerle nasıl bir alakası var dersiniz? Ben bunu gerçekten de atılan bir nesnenin izlediği yolu belirten bir eğri olarak düşünüyorum. Evet böyle hayal ediyorum. Fizik derslerinde atılan nesnelerin izledikleri yolları tahmin etmek için çalışmalar yapacaksınız ve bu yolların parabollere benzediğini göreceksiniz. Yani belki de parabol buradan geliyor olabilir. Ancak bu eğrilerin neden parabol olarak adlandırıldığının başka olası açıklamaları da var. Peki parabol tam olarak nedir? Sonraki videolarda parabolü biraz daha cebirsel olarak tanımlayacağız. Merak etmeyin. Bu videoda ise parabollerin neye benzediğini anlamak ve parabollerle ilgili bazı terimleri öğrenmek istiyoruz sadece. Evet bu üç eğri elle çizilmiş birer paraboldür. Bunlara baktığınızda hemen ilginç bir şeyler dikkatinizi çekmiş olabilir. Bazı paraboller sarı ve pembe olan bu eğriler gibi yukarı doğru açılır ve bazıları da aşağı doğru açılır. İnsanların paraboller hakkında kolları aşağı doğru ya da yukarı doğru açık gibi şeyler söylediklerini duyabilirsiniz. Bunları söylerken ne kastettiklerini bilmeniz iyi olacaktır ki bu tabirin ne anlama geldiğini anlamanız sanırım çok da zor değil. Kolları yukarı doğru demek parabolün kağıdın üst kısmına doğru açık olduğu anlamına gelir. Mesela buradaki örnek e, kağıdın alt kısmına doğru açık. Bu normal bir U harfi gibi görünüyor. Bu ise baş aşağı çevrilmiş bir U gibi görünüyor. Bu pembe olanın da kolları yine yukarıya doğru açık. Şimdi parabol ile ilişkili bir başka terimden bahsedeceğiz. Bir kez daha söylüyorum. Sonraki videolarda bu şeylerin nasıl hesaplanacağını ve kesin olarak nasıl bulunacağını da öğreneceğiz. Evet, sıradaki terim tepe noktası. Tepe noktası parabolün en üst veya en alt noktasıdır. Yani parabolün kolları şu sağ taraftakiler gibi yukarı doğruysa tepe noktası en alttaki noktadır. Evet, buradaki tepe noktası en alttaki nokta. Eğer birisi bu sarı parabolün tepe noktasını sorarsa bunun x koordinatı 3,5 gibi görünüyor, değil mi? x için 3,5 Diyelim. Y koordinatı da sanki eksi 3.5 gibi görünüyor. Tekrar söylüyorum, bu şeyleri denklemlerle temsil etmeye başladığımızda onları daha kesin olarak hesaplamak için kullanacağımız teknikler olacak. Ama kısaca kolları yukarı doğru olan bu parabolün tepe noktasının en alt nokta olduğunu söyleyebiliriz. Yani en düşük değerli nokta. Kolları yukarı açılan bir parabolde maksimum nokta diye bir şey yoktur. X pozitif veya negatif yönde daha büyük hale geldikçe artmaya devam eder. Öte yandan parabolün kolları aşağı yönlüyse o zaman tepe noktanız parabolün maksimum noktası olacaktır. Şimdi bu tepe noktası kavramı ile ilgili olarak bir de simetri ekseni konusu var. Genel olarak sadece iki boyutla değil üç boyutla ilgili konuşurken bile ama özellikle iki boyutta üzerinde grafiği çevirebileceğiniz ve çevirdiğinizde iki tarafın birbiri üzerinde ikiye katlandığı bir çizgi hayal edebilirsiniz. Bu sarı grafik için yani bu sarı parabol için simetri ekseni işte bu çizgidir. Biraz daha iyi çizmeyi deneyeyim. Evet simetri ekseni işte bu çizgidir. Parabolü bu çizginin üzerinde katladığınızda eğrinin iki tarafı birbiri üzerine biner. Bu çizgiyi çok da düzgün çizemedim ama simetri ekseni tam olarak tepe noktasının üzerinden geçmeli. Bu durumda bu çizgiyi tanımlamak için bunun x eşittir 3 buçuk doğrusu olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde bu pembe parabol içinde simetri ekseninin x eşittir eksi 1 doğrusu üzerinde olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bunu da çiziyorum. Evet işte bu simetri ekseni. Tepe noktasından geçiyor ve parabolü bunun üstünden katlayacak olursak kollar birbirinin üzerine oturuyor. Peki, bu yeşil olanın simetri ekseni, o da yine tepe noktasından geçmeli. Öyle görünüyor ki bu da x eşittir, eksi 6 üzerinde olacak değil mi? Öyle gibi. Şunu yazayım, evet bu simetri eksenidir. Şimdi sadece parabollere özgü olmayan ama paraboller konusunda sıklıkla bahsedeceğimiz başka bir kavram hakkında daha konuşalım. Kesişim noktaları. Parabolün y eksenini kestiği nokta dendiğinde ki bunu daha önce doğruları çizerken de görmüştünüz. Eğrinin y eksenini kestiği, y ekseni ile kesiştiği yer kastedilir. Yani bu sarı doğrunun y eksenini kestiği nokta işte burasıdır. Sıfıra 3 noktası gibi görünüyor öyle değil mi? Pembenin y eksenini kestiği nokta da tam şurası. Bu grafik kağıdında bu yeşil parabolün y eksenini kestiği noktayı görmüyoruz ama sonunda bir yerde y eksenini kesecektir. Tabii bu ekranın dışında bir yerde olacak. Parabolün x eksenini kestiği nokta tabirini de biliyor olabilirsiniz ki gelecekte göreceğimiz gibi bu da parabollerle ilgili enteresan şeylerden biri. Parabolün x eksenini kestiği nokta eğrinin x ekseni ile kesiştiği yerdir. Burada gördüğünüz sarı parabol iki yerde bu kesişimi yapar ve işin ilginç kısmı da işte budur. Doğrular x eksenini en fazla bir kez kesebilirken burada bir parabolün x eksenini iki kez kesebildiğini görüyoruz. Çünkü bir noktadan sonra eğri geriye doğru dönüyor ve x eksenini ikinci kez kesebiliyor. Bu durumda parabolün x eksenini kestiği noktalar 1'e 0 ve 6'ya 0 noktaları. Burada ilginç bir şey fark etmiş olabilirsiniz. x eksenini kesen noktalar simetri ekseni etrafında simetri. Bu yüzden simetri eksenine eşit uzaklıkta olmalıdırlar. Zira burada da aynen öyle olduklarını görebilirsiniz. Her ikisi de simetri ekseninden tam olarak iki buçuk birim uzakta. İşte bu yüzden parabolün x eksenini kestiği noktaların nerede olduğunu biliyorsanız sadece x koordinatlarının orta noktasını alarak simetri ekseninin yerini, simetri ekseninin x koordinatını veya tepe noktasının apsisini ki hepsi eş anlamlı bulabilirsiniz. Benzer şekilde bu parabolün x eksenini kestiği yerler eksi 7'ye 0 ve eksi 5'e 0 nokta noktalarıdır ve tepe noktasının x koordinatı veya simetri doğrusu da tam olarak bu iki noktanın ortasındadır. Bu arada bütün parabollerin x ekseniyle kesişmediğini de belirtelim. Mesela kolları yukarı doğru olan şu pembe parabole bakarsak bunun en alt noktası x ekseninin üst kısmında kalmış. Bu yüzden hiçbir zaman x eksenini kesmeyecektir ve dolayısıyla aslında x eksenini kestiği herhangi bir nokta da olmayacaktır. Konuyu şimdilik burada keseceğim. Bunlar aslında parabol konusunun temel kavramları ya da görsel anlamda temel temalarıdır diyebiliriz. Parabolleri denklemlerle ifade etmeye başladığımızda bunları daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Bu denklemlerin ikinci dereceden terimler içerdiğini göreceksiniz. Yani en basit parabol y eşit x kare şeklinde ifade edilebilir ama sonra bunu biraz daha karmaşıklaştırabilirsiniz. Mesela de bileyim, y eşittir 2x kare eksi 5x artı 7 gibi şeyler olabilir. Daha sonra hakkında epeyce konuşacağımız bu tip ifadeler kuadratik, yani ikinci dereceden ifadeler olarak adlandırılır ve genellikle işte böyle parabollerle temsil edilirler.